Kocaeli'de akrabaların arazi anlaşmazlığı silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre kuzeninin evini ve arazisini elinden almak isteyen saldırgan pompalı tüfekle evin önünde ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği odada çocuklar uyuyordu. Ve bakın sonrasında neler yaşandı. Sayısızca mermi izleri var. Akrabaların arazi anlaşmazlığında silahlar, sopalar konuştu. Devlet bakayım ne diyecek buna, konuş konuş. Sen o beyzbol sopalarıyla ne yapıyorsun? Sen beyzbol sopasıyla ne yapıyorsun? Hadi bakalım, hadi hadi. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yaşanıyordu. Silah sesleriyle uyandık. Ateş edip kaçtıklarını gördüm. Son bir senedir de sürekli bu ateş etme, tehdit etme olayları vardı. Ama iddiasına göre bu kez daha da ileri gittiler. Pompalı tüfeklerle eve ateş açtılar. Camın kırılma sesiyle uyandım. Camın çocukları taş atıyordu camıma. Cama çıktım, bağırdım ne yapıyorsunuz diye. Bu sefer silah çektiler. Pompalı tüfeklerle evimi taradılar. Mermilerin birçoğu Nihat Akın çocuklarının uyuduğu odaya isabet etti. Ateş ettikleri camın sağ ve sol tarafında çocuklar uyuyordu. Çocukları sürükleyerek öbür odaya taşıdım. Çocuklar şoraya gitti. Biri hastanede 200 saat kaldı. Neyse ki kimse yaralanmamıştı ama aynı dakikalarda iş yeri de saldırıya uğramıştı. Esnaf komşum aradı. Senin camlarını kırmışlar, haberin var mı? Yok dedim. Olaydan haber geldikten 2-3 saat sonra dükkanıma gidebildim. Camı kırmışlar. Polis merkezine gidip şikayette bulundum. Kuzenlerinin evini ve arazisini elinden almak istediğini iddia eden Nihat Ak, saldırganlardan şikayetçi oldu. Zanlılar ifade sonrası serbest bırakıldı. Can güvenliğimiz yok. Jandarma burada nöbet tutuyor. Yardım istiyoruz devletimizden. 2 gün sonra ben olmayabilirim bu hayatta. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.